birkaç yıldan beri yani tek adam iktidarını kurmaya dönük çalışmaların yürütüldüğü ve tek adam iktidarı kurulduktan sonra devam ede gelen bir politikadır. İşte akademisyenlerin hakkında verilen karar, ağzını açan Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan insanlar, binlerce on binlerce insan hakkında dava açılıyor. Yani bu israf mahkemelerinin çalışma biçimi çok rahatsız edici bir şey. Ciddi şekilde dosyaları inceleyerek bir karar verdiğine ben kani değilim bugüne kadar. Adeta hükümetin bir nevi onama organı gibi çalışıyor bu israf mahkemeleri. Yargıtay gibi çalışmıyor. Yargıtay'da biraz daha ciddiyet var. Hukuki bakımdan inceleniyor, öyle karar veriliyor. Bu önüne gelen bütün dosyayı hükümet aleyhine olan, yani hükümetin o taraf olduğu davaların hiçbirini onamadan bırakmıyor. Onuyor ve mahkum ediyor. Bakın mesela Selahattin'in davası için aşağı yukarı bir düzene koymuş olsanız bir yıl sonra ele alınması gerekirken bir hafta içinde Selahattin'in aldığı mahkumiyeti o aldı, çıkardı, görüştü ve onadı. Ertesi günü de şeyin kararı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var, tahliye edilecek diye. Bir an evvel tasdik etmeli ki bu mahkumiyet olmasın. Tabii. İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye kararı uygulanmasın diye onu yaptı. Şimdi böyle bir mahkemeye nasıl güveniniz olur? Ben şahsen istinaf mahkemelerine güvenmiyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum, savcıların benim hakkımda hazırlanmış olduğu dosyalar gelmiştir. Ve o dosyalara ben itiraz etmişimdir. Bunların tahkik edilmeden kabul edilmemesi gerekir. Efendim devletin savcısı dahi olsa hazırladığı dosya yalandır. Bunu ben ispat etmeye hazırım. Aslında savcının görevidir ama ben ispat etmek zorundayım dedim. Ve adamlar kabul ettiler. Bakın mesela bir savcı gitmiş, Iğdır'a gitmiş, askeri savcı. Bunu sonradan öğrendik. O MHP'li bir adammış. Bu adam orada Azeriler var. Azeri gruptan 5-6 memur buluyor. Tarık Ziya Ekinci buraya geldi. Burada bir kongre yaptı, İşçi Partisi kongresi yaptı. Ve o kongrede konuşma yaptı. Dedi ki biz Kürt devleti kuracağız. Korkmayın. Sizler Kürtsünüz. Siz de bu Kürt devletinin kurması için çalışın. El birliğiyle bu işi yapalım. Tek başına benim ve birkaç arkadaşın yapacağı iş değil dedi. Bunları yazmıyor. Altına imzasını basıyor. Onlara da imzalatıyor. Şimdi burada bugünkü mahkemeye böyle bir yazı gelse sureti katiyede başka bir inceleme yapmaz. Devletin savcısı bu kağıdı yapmıştır der ve sizi mahkum eder. Ben kalktım dedim ki biz dedim orada böyle bir kongre yapmadık. Ben kongreye falan gitmiş değilim. Oradaki teşkilatımızdan kaymakama bir yazı yazıp sormanız ve kaymakam evet burada kongre yapıldı. Tarık geldi kongrede. Devlet memur gönderiyor kongreye. Ve bir tutanak tutması lazım. O tutanağın bir suretini gönderebilirse benim mahkumiyetimi kabul ediyorum. Mahkeme bunu kabul etti. Kaymakama bir yazı yazdı. Kaymakam dedi ki belirttiğiniz tarihte Tarık buraya gelmemiş. Böyle bir toplantı yapılmamış, böyle bir karar alınmamış. Bu açlık orucuna son vermesini ve gelip mecliste etkin bir politikacı olarak çalışmasını arzu ederim. Onun daha hayırlı olacağına inanıyorum.